So before the match, in the pre-match interview, you had a statement saying that Rize is the best team you have seen in this league. Are you still thinking the same way? We made them look not good, but they are good. I analyzed them in the matches they played, and they have high quality in everything. In the build-up, in the pressure, in the transitions. But we had a complete week to prepare the match. We prepared the match well. We recovered a fundamental player like Fred that allowed us also to play Szymanski in a different position than he did when Fred was injured. And the team globally played very well. And of course, when you scores the second or third goal immediately, then the game is over and looks easy. But I repeat, I like Rize Sport very much, and also some players individually are very good. So we had really a very good performance. Bugün biz onları iyi değilmiş gibi gösterdik ama aslında iyi bir takım. Onların oynamış olduğu maçları analiz ettim ve her şeyde çok yüksek kaliteleri var. Gerek oyun kurmada, gerek baskıda, gerek geçişlerde. Ama bu maça hazırlanmak için tam bir haftamız vardı ve iyi bir şekilde hazırlandık. Aynı zamanda Fred gibi önemli bir oyuncumuz da geri döndü. Onun geri dönmesi bizi Szymanski'yi başka bir pozisyonda oynatabilmemizi sağladı. Çünkü Fred sakatlandığı zaman farklı bir pozisyonda oynaması gerekmişti. Bugün takım tamamen, bütün oyuncular çok iyi oynadı. Zaten 2 ve 3. golü çok çabuk bulduğumuz için maç bitti. Dolayısıyla kolay gözüktü ama Rizespor'u gerçekten çok beğeniyorum. Bireysel anlamda da çok çok iyi oyuncuları var. Bazı oyuncuları çok iyi ama bugün biz takım olarak çok iyi performans gösterdik. Başka soru arkadaşlar? Yok mu? No. Buyurun. Maçın ilk yarısında 39. dakikada Fred'in bir penaltı beklediği pozisyon vardı. Hoca da bir sert tepki verdi yan hakeme. Onun hakkında görüşlerini merak ediyorum. So in the first half of the game, in the minute 39, there was a position where Fred was asking for a penalty. You also showed the reaction to the referee. What is your opinion about that action? There is no opinion. There is facts. It's a penalty. There is no story. So mistake by the referee, mistake by the VAR. It's clear. Before I come to Turkey, I listen to a few things that I don't want to believe. I listen to a few things that I want to ignore. But today the game could be over at half time and was not. But we played very well. So the players made the job and took the 3 points. O konuyla ilgili bir fikir yok. O bir olgu. Bir penaltı. Bunun arkasında herhangi bir hikaye yok. O bir hakem hatasıydı. O VAR'ın vermiş olduğu yanlış bir karardı. Çünkü penaltı çok netti. Türkiye'ye gelmeden önce inanmak istemediğim birkaç şey duymuştum. Aslında yok saymak istediğim bazı şeyler duymuştum. Ama bugün maça baktığımızda maç aslında ilk yarıdan bitebilirdi. Ama öyle olmadı. Biz çok iyiydik. Oyuncularım çok iyi bir iş çıkarttı ve bu sayede 3 puanı aldık. Buyurun. Fenerbahçe bugün iyi oynadığı gibi çok kolay geçiş sağladı. Özellikle Rizespor kaleci Gökhan'ın geçmesi hiç zorlanmadı. Çok kolay bir şekilde geçti. Farklı skorun ortaya çıkmasında Rizespor kalecisinde bir rolü var mı atmalı gollerden dolayı? So as you have just mentioned, Fenerbahçe played very well today, was very good in transitions and didn't have difficulties in scoring goals because the opponent goalkeeper, Rizespor goalkeeper, conceded a lot of goals. So do you think that the opponent goalkeeper had an impact on the result? Yeah,
I don't have to speak about the opponent goalkeeper. Rakip kaleci hakkında konuşmak istemiyorum. Thank you. Başka soru buyurun. Hocam, son soru. Gerçi penaltı noktasını dile getirdi ama Süper Lig'de 3 maçı geride bıraktı. Süper Lig'deki maçlardan ziyade bugün de hakem çok fazla oynuyordu. Oyun çok fazla soğudu. Bu oyun soğumaları karşısında neler söyleyecekler? Genelde teknik direktörler çok oyun soğuduğu hakkında Süper Lig'de biraz müzdarip, hakemin oyun durdurması ile ilgili bir şeyler söyleyebilir miyim? So you have played 3 games so far in Turkish Super League. You already spoke about the referee, but also we can say that in Turkish League matches, the referees stop the game a lot and it decreases the rhythms of the game. So what would you like to say about this? Today didn't happen. Today didn't happen because we scored an early goal, so the opposition had to chase the result. So today that didn't happen. What happened today was a different criteria in the yellow cards. A clear penalty, for not to say maybe two, but a clear penalty. And I play only 3 matches, but I watched many. I watched many. And I even watched this referee, a different match with different teams. And I can compare the criteria, but I need to focus on my job and try to ignore what I see and worries me a little bit, but that's the way it is. Bugün bu çok fazla olmadı çünkü biz erken bir gol bulduk. Dolayısıyla rakibimiz sonuç almak için sonucun peşinden gitmek durumunda oldu. Dolayısıyla bu oyunu temposunu çok düşürmedi. Bugün olmadı. Bugün farklı bir şey oldu. Sarı kartlarda farklı bir kriter gördük. Aynı zamanda iki değilse de en azından bir tane net penaltı var. Evet, şimdiye kadar 3 maç oynadım ama çok fazla maç izledim ve bu hakemi de farklı takımlarla oynanan maçlardaki performansına bakarak kriterleri kıyaslayabiliyorum. Ama benim işime odaklanmam gerekiyor. Beni bu birazcık endişelendiren şeyi yok saymaya çalışıyorum. Durum bu. Teşekkür ediyoruz. İyi akşamlar diliyorum. Teşekkür.